Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda itch.io platformu nedir? Gerek oyuncu olarak gerek geliştirici olarak bu platformda ne yapabilirsiniz? Ek olarak bu platforma nasıl oyun yüklenir bu videoda işleyeceğiz. İlgili başlıklara açıklamadaki dakikadan veya çizelgedeki başlıklardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. itch.io platformu gerek oyuncu olarak, gerek geliştirici olarak tam anlamıyla kullanabileceğiniz bir oyuncu platformu arkadaşlar. Bu platformda istediğiniz tarz oyunları binlerce seçenek arasında bulabilirsiniz. Ayrıca eğer geliştiriciyseniz Steam veya Epic Games gibi platformlarda uzun oyun yayınlama süreçleri olmadan direkt olarak oyununuzu kolay bir şekilde yaklaşık 1 saat içerisinde en geç oyun sayfasıyla beraber yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Oyununuzu gerek satabilir, gerek de ücretsiz bir şekilde bağış yoluyla da bu platforma ekleyebilirsiniz. Ek olarak oyununuzun geliştirme versiyonları durmadan güncelleyebilir, vloglar ekleyebilir ve eleştirilere kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Sayfanıza yorumlar da yapılabilir. Zaten bunlara bahsedeceğiz. Temel anlamda böyle bir platform diyebiliriz. Sadece bu platformda oyunlar değil, gerek çizgi romanlar olsun, gerek oyun içerikli içerikleri olsun, gerek game jam etkinlikleri olsun birçok olanak mevcut arkadaşlar. Zaten burada browse kısmında seçenekleri görebiliriz arkadaşlar. Araçlar var, sesler var arkadaşlar. Oyun için kullanılacak vesaire gibi sesler de bulabilirsiniz. Birçok işte kitap türünden de ürün yayınlayanlar var burada. Çizgi roman türünden de ürün yayınlayanlar var. Ve oyun geliştiricilerin ek olarak game assets yani oyun içerikleri sattığı kısımlar da var arkadaşlar. Ya da ücretsiz bir şekilde de yayınladıkları içerikler var arkadaşlar. Burada gelip kurcalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yukarıda birçok seçenek var. İşte oyun geliştiricilerin yayınladığı bloglara da bakabilirsiniz. Takip ettiğiniz bir oyun geliştirici varsa onun yayınladığı bloglara veya işte geliştirme notlarına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok mevcut burada arkadaşlar. Olanak burada. Ek olarak arkadaşlar artık özellikle pandemiden dolayı online game jam etkinlikleri itch.io üzerinden tamamen gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 5 yıl gibi taze bir platform olmasına rağmen çıktığı günden bu yana gerek geliştiriciler açısından oldukça kullanılan bir platform haline geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada game jam'leri görebiliyoruz. Birçok game jam var arkadaşlar. Burada başladığı zamanlar görebiliyoruz. Gerek yurt dışında büyük game jam'ler, etkinlikler, gerek ülkemizde düzenlenen örneğin Atom Game Jam itch.io üzerinden arkadaşlar burada başlatıldı. Burada gerçekleştirildi. Şimdi gelelim eğer bir oyun geliştiriciyseniz arkadaşlar bu platformda ne yapabileceğinizi. Öncelikle bir profil oluşturabilirsiniz ve kendi profilinizi buradan düzenleyebilirsiniz. Benim düzenlemediğim bir profilime gireyim arkadaşlar. Buradan edit diyerek, düzenle diyerek kendi profilinizi farklı bir hava yaratabilirsiniz arkadaşlar. Sanki bir web sitesi oluşturuyor gibi kendi sayfanızı buradan düzenleyebilirsiniz. Araçlar koyabilirsiniz, görseller koyabilirsiniz, gerek video koyabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise oyun yükleme nasıl onu göstereyim arkadaşlar. Dashboard dediğimiz kendi oyunlarınızı görebileceğiniz, istatistiklerinizi görebileceğiniz bir ekran var arkadaşlar burada. Kendi oyunlarınız burada sıralanır. Kaç tane oyun yüklerseniz burada gerek düzenleme gerek analitik yani analitik süreçlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerek diğer ayarlarını yapabilirsiniz. Burada yeni oyun oluşturmak için Create New Project diyoruz arkadaşlar. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar bir oyun oluşturacağız. Ve tek tek bu bilgileri girmemiz gerekiyor. Şurada görsele girebiliriz. Burada fragman videosunu buraya girebiliriz arkadaşlar. Burada arkadaşlar oyunun üzerine küçük resme bile geldiğinde buradaki resimler ya da gifleriniz görünecek. Ve yukarıda yanında da play işaretiyle beraber trailer'ı izle seçeneği çıkacak. Zaten az sonra onu bir örnekle gösterebiliriz. Hatta burada göstereyim ben. Örneğin şu oyuna geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi solda oyunla alakalı ilk görseller çıktı. Üzerine de fragmanı izle kısmı çıktı arkadaşlar ve başlangıçta koyduğunuz açıklamada burada çıktı. Bunlar önemli. En azından ön plana çıkarabileceğiniz kısımlardan biri de arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar bir oyun şey yapalım. Benim daha önceden oluşturduğum oyunun bilgilerini yazacağım. Şurada onu da gösterelim. Şuradan edit diyelim arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi sayfa aynı. Buradan da gösterebilirim ama tek tek şuradan sizle beraber girmek istiyorum. Buradan oyun bilgilerimizi gördük arkadaşlar. Sırayla bakalım buradan. Şu fragmanımı buraya aldım arkadaşlar. Project URL'de değiştirmek istediğim yer var mı? Şuraya 2 diyelim en azından. Şurası da şöyle 2 olsun. Karışmasın. Buraya geldiğimizde arkadaşlar etiketler değil. Buraya arkadaşlar az önce gösterdiğim en başta çıkacak bir açıklama koymanız gerekiyor. Biz buradan kendi açıklamamı buraya koyayım arkadaşlar. Ben İngilizce olarak yayınlamıştım. İngilizce bir Game Jam'e katıldığımız için. Bunu isterseniz tabii Türkçe, tamamen Türkçe bir şekilde bu sayfayı oluşturabilirsiniz. O sizin inisiyatifinizde kalmış bir durum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bunu içeriğin hangi türden olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bir game assessment mod mu ya da başka tarzdan bir oyun mu? Bunu göstermeniz gerekiyor. Bizimki normal bir oyun arkadaşlar. Burada bizim oyunun türünden bahsediyor. Yani işte bu oyunu Unity üzerinden mi yaptık veya herhangi birisinden mi yaptık gibisinden nerede oynanabileceğini göstermemiz için. Biz bunu burada bu şekilde tuttuk arkadaşlar. İndirilebilir bir oyun. Bir şey üzerinde oynamayacağını gösteriyoruz. Burada HTML dersek internet üzerinde, Unity dersek Unity üzerinde oynanabilecek diyoruz arkadaşlar. Burada biz indirilebilir seçeneği seçtik. Eğer tabii bunu yapacaksanız. Gelelim arkadaşlar bu kısma. Bu kısımdan da buraya böyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu proje tamamlanmıştır. Ya da işte devam edecek, güncellemeler devam edecek gibi. Ya da birçok seçenek koyabilirsiniz arkadaşlar. Geliştirme sürecinde gibi, erken erişim vesaire gibi. Bunları ayarlayabilirsiniz ki bu sayfayı sağ tıklayıp Türkçe diline değiştir Türkçe diline değiştir diyerek de arkadaşlar burada Türkçe bir şekilde de burayı ne dediğini anlayabilirsiniz. Tabi açıklamanız da Türkçe'ye çevireceği için böyle kaydetmeyin. İngilizce'ye geri çevirin, öyle kaydedin arkadaşlar. Bazen öyle sıkıntılar olabiliyor. Buradan ücretinizi belirliyorsunuz. Buradan paid derseniz ücreti belirlemeniz gerekiyor. Buradan arkadaşlar bağış olarak eğer ücretsiz veya isteyenler bağış yapabilsin mantığıyla yaklaşıyorsanız buraya 1 dolar, 2 dolar ya da işte 5 dolar diyebilirsiniz. 1 ya da 2 dolar tavsiye edilen fiyatlardan biridir arkadaşlar. Ayrıca bu ücretleri alabilmek için ödeme profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Ödeme profilini oluşturmamız için de bazı Türkiye için kullanılan yöntemler yok. Size en uygun yöntemi oradan bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da başka bir videoda eğer isterseniz gösteririz. Ondan sonra gelelim buraya arkadaşlar. Upload kısmına. Buradan kendi dosyanızı seçmeniz gerekiyor. Oyununuz 1 GB'a kadar arkadaşlar çok kolay bir şekilde yükleniyor. Buradan Upload Files dediğinizde direkt dosyayı ya da RAR'ı yükleyebiliyorsunuz. Ancak eğer 1 GB'dan fazla bir oyun dosyanız varsa bunun için ekstra işlemler yapmanız gerekiyor. Bir program indirerek CMD üzerinden o programı itch.io aracı bir siteyle arkadaşlar sunucuya bağlanarak göndermeniz gerekiyor dosyayı adım adım. O burada anlatılıyor arkadaşlar. Contact us dediği yerde anlatılıyor. Onun için ayrı bir video daha çekebiliriz. Yorumlarda belirten arkadaşlar like'la da gösterebilirsiniz istediğinizi. Ayrıca gelelim arkadaşlar burada oyun sayfanız. Bir de bunu ben oyun VPG ile de oyun sayfası da göstereyim arkadaşlar buna. Şimdi biz gelelim. Şu yüklediğimiz arkadaşlar şu detay kısmı bizim oyunumuzun açıklama yazı olacak kısmı burası arkadaşlar. Burada çıkıyor. Tabi burada sağ işte bu resimler vesaire nasıl yaptığımızı da göstereceğiz oyun sayfası için. Önce şu an oyun yüklemeyi gösteriyoruz. Burada yazacağımız yazılar arkadaşlar bu şekilde burada çıkıyor. Şuna kopyalayayım buraya tamamen şöyle. Şuraya videomuzu da yapıştırdık. Gördüğünüz gibi aynı şekilde oldu. Buraya gelelim arkadaşlar. Şu şekilde işte. Burada seçeneklerinizi seçeceksiniz arkadaşlar. İşte ek olarak mesela buraya Steam linkinizi de verebilirsiniz. Varsa Google Play linkinizi verebilirsiniz veya Amazon linkinizi. Bunları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Steam'de de oyununuz yayınlanıyorsa
Steam'den oyun almak isteyen kişiler direkt linke basarak da gidebilirler. Yani şöyle, eğer siz oyununuzu Steam'den de geliştirirseniz, başka bir mağazadan da geliştirirseniz arkadaşlar, itch.io'yu ekleyerek en azından görünebilirliğini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi bir platforma yükleyince herkes onu görmüyor ya da aramalarda direkt çıkmıyor. Biraz böyle reklam yapmanız gerekiyor veya bir tanıtmanız gerekiyor oyunu. Bunu farklı platformlara ekleyerek yapabilirsiniz. Bu platformların başında da arkadaşlar itch.io geliyor. Onu söylemek istiyorum. Buradan ayarları seçtikten sonra Save View Page diyerek arkadaşlar oyun sayfanızı kaydedebilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi geri ayarlamak sizin elinizde. Bu sayfayı ben kapatmak istiyorum. Çık dedim. Bu şekilde nasıl ayarlayacağınızı ise şöyle göstermek istiyorum. Buradan şuraya geldiğimiz oyun sayfamızda Published kısmı var. Ve Edit kısmı var. Edit'e geldiğimizde arkadaşlar direkt oyun sayfasını düzenlemesi geliyor. Bize banner kısmını değiştirebileceğimiz gösteriyor arkadaşlar. Şurada banner kısmını ekleyebilirsiniz. Bunu sola ya da sağa da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ölçü bakımından üstte ekleyeceğimiz bir şekilde ölçüyle bir banner ayarlayıp onu da buraya koydum arkadaşlar. Ondan sonra arka planını koydum, background. Buraya isterseniz daha sade bir background koyabilirsiniz. Biz biraz daha böyle karanlık ambiyansını belirtmek için kendi arka plan görsellerimizi koyduk arkadaşlar. Tabi bu sizin tercihinize göre değişir. Burada tabi diğer ayarlamalar da yapabilirsiniz. Sayfa rengini ayarlayabilirsiniz. Bizde bu turuncu, tabi bu görsel yüklenmediğinde turuncu oluyor. Onu da işte siyah da değiştirebilirsiniz. Burada butonlar falan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte butonların rengini değiştirebiliyorsunuz. Birçok ayarı burada siz kurcalayarak yapabilirsiniz. Eğer detaylı bir anlatım yani isterseniz biz ileride paylaşacağımız oyunlardan birini size nasıl yayınlandığını göstererek birebir orijinal bir şekilde bir videosunu da çekebiliriz arkadaşlar. Yorumlarda ne tarz bilgileri görmek istediğinizi yazın. Onu video içerisinde anlatalım arkadaşlar. Daha geniş, daha uygulamalı. Şu an elimizde bir oyun olmadığı için örnek yaparak göstermek durumundayım. İleriki zamanlarda oyun yükleyeceğimiz zaman bir video çekeriz ve sizin istediğiniz kısımları da o videoda geçiririz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.